Herkese merhaba. Nasılsınız? Selamlar. Şimdi çok güzel bir video çekeceğiz. Yaşadığımız bölgede en ucuz pizza, orta halli pizza ve en pahalı pizzayı deneyeceğiz. Şimdi ilk en ucuzundan başlayacağız Buray'la. Bakalım en sonunda da biz karar vereceğiz. Hangi pizza iyidir, hangisi lezzetliydi, hangisini tercih ederiz diye karar vereceğiz Buray'la. Evet, bu arada tesadüfen semt olarak da gitgide yükseliyoruz. Önce Lake Worth'ten başlıyoruz. Lake Worth Beach'ten başlıyoruz. Daha sonrasında West Palm Beach'e gideceğiz. Sonrasında da Palm Beach Adası'na gideceğiz. Videolarımızı izleyen bilirler. Palm Beach Adası sadece buranın değil, bütün Amerika'nın en lüks semti. En son orada finalimizi yapacağız. Hepsi bu tip caddelerde, caddelerin üzerinde pizzacılar. Merak ediyorum yani tat farkı nedir, nasıldır? Hep beraber deneyip göreceğiz. Evet, şimdi arkamda gördüğünüz Downtown Pizza'ya gidiyoruz. Orada yiyeceğiz. Suyun içinde masa yapmışlar. Buyurun. Bence. Söyle alalım. Bir dilim peynirli alalım. Klasik peynirli. Bir de şu ben brokoliyi denemek istiyorum. Bu arada pizzacıları seçerken tabii ki ilk baktığımız şey fiyattı. Fakat fiyattan sonra benzer fiyatlarda çok pizzacı vardı. İnsanların yazdığı yorumlara göre burası ucuz pizzacılar arasında en çok beğenilen pizzacı olmuş. O yüzden burayı seçtim. Çünkü şöyle iki dilim pizza ve bir tane işte içecek $7.50. Aslında mantıklı çünkü aslında buradaki pizza dilimleri de göreceksiniz kocaman ve yetiyor. O yüzden böyle opsiyonlar sunmuşlar. Salata veya tavuk ve bir tane içecek alırsanız o da $10. Normalde restoranlarda eğer şişe su tercih etmiyorsanız genelde sürekli su veriyorlar ve su bedava. Bitirdiğinizde sürekli koyuyorlar. O yüzden sular bedava ama şişe su tercih ederseniz o zaman para alıyorlar, charge ediyorlar. Bir de şey durumları var. Bir tane eğer kola içmek istiyorsanız kola getiriyorlar aynı bu şekilde bardakta. Ondan sadece bir kere para alıyorlar. Ama daha sonra devam etmek isterseniz kalıyor, onlar da ücretsiz oluyor devamında. Sen demin yaptığım espriyi kaçırdın, çok iğrençti. Bana limon koymamışlar, üstünden alayım koyayım demiş. İyi ki kaçırmışım, keşke de duymasaydım. Oh. Ne kadar komik. İnşallah dilimdir. Dilim. Oo, bir dakika. Dilim söylemedin. Slice dedim. Ha, ısıttılar, tamam. Tamam, geliyor, şu an geliyor. Dağıtırdık. Evet. Bakın, bir tane dilime bakın yani. Bir de bunu böyle bütün aldığımızı düşünün. Kocaman zaten tepsiyi görüyorsunuz şurada, şu tepsi gibi geliyor. Bu kalın hamurlu Sicilya pizzası. Bu bildiğimiz normal peynirli pizza. Bu da peynirli, brokolli. Bir pizza. Bir de çoğu zaman ben bunu Türkiye'de hiç görmemiştim. Yani eminim İtalya'da da yoktur. Pizzanın üzerine peynir atıyorlar, parmesan atıyorlar. Ben atmıyorum. Ekstra isterseniz. Ve kekik atıyorlar. Onu da atmıyorum. Ben önce brokoliyi deniyorum. Hiç benlik değil. Ben bunu çok beğeneceğim %100. Ben daha yiyeceğim. Çok güzel. Hamuru inanılmaz iyi. Şimdi peynirliyi deniyorum. Bu var ya, efsane çıkacak bence. Güzel. Umudumu bulamadım. Ben bu tip pizzacılardaki böyle ince peynirli pizzayı çok severim. Umudumu bulamadım. Bunu deneyeceğim. Domates sosu böyle çok garip bir tat geliyor bana. Yani domates sosunda garip bir böyle baharat var. Ve çok hoşuma gitmedi. Ekmek, çok ekmek. İnce ama çok daha iyi yediğim şeyler var. Ama buna bayıldım yani. Bunun için buraya gelirim gerçekten. Bu pizza için gelirim buraya. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, bu ikisinde domates var ve bunları beğenmedik. Bunda domates yok. Büyük ihtimalle domates soslarının bizim sevmediğimiz bir şey var. Evet. İkisinin ortak özelliği bunda yok. O güzel. Bu inanılmaz iyi. Bundan hiç böyle şeyim yoktu, umudum. Hani ne kadar iyi olabilir ama gerçekten çok güzel. Tırından kopartacağım ben biraz bakayım. Bunda hafif böyle sarımsak da var. O da çok güzel lezzetli. Evet,
hesabı istedik. Şimdi geldi. Peynirli pizza 3 dolar. Puf puf olan, ekmeği kalın olan pizza 3.75. Benim yediğim brokoli pizza da 4.30. Toplamda 12 dolar ödüyoruz. 12.17. Bir de tip koyacağız. Bahşiş koyacağız. Ya %15 ya %18 ya da %20 opsiyonları sunuyorlar. Onları da koyunca toplam 15 dolara tekabül ediyor. Sular bedava zaten. O yüzden burası şimdi bitti. Diğer pizzacıya geçiyoruz. Evet Ceyda, ne düşündün burayla ilgili, pizzayla ilgili? Bence diğer farklı pizzaları deneyebiliriz. İçinden bence güzel pizzalar çıkacağını düşünüyorum. Ama benim yediğim brokoli pizza gerçekten çok iyiydi. Onun için gelirim tekrardan. Ama diğer klasik olan pizza, yani çok tercihim olmaz. Bu otel yıllardır satılık. Sürekli bu arada birileri almaya niyetleniyor, bir şeyler oluyor, kapatıyorlar, tadilata başlayacağız diyorlar. Biz de ilk geldiğimizde bu otele baktık. Satın almak isteyen bir müşterimiz vardı. Fakat oteli araştırdığımız zaman otelin peyli olduğunu gördük. Hatta bayağı bir YouTube'da görüntülerini çekmişler. Cadılar Bayramı'nda giriyorlar, partiler yapıyorlar falan. Ben girdim otelin içine. Dua etmekten emlakçılarla falan konuşamadım zaten. Korkudan elim ayağım kilitlendi. Ve yine birisi almış diyorlardı, açacak diyorlardı. Tekrardan sökmüş bütün yazıları. Otelin ismi Gulfstream Otel. Yıllarını şu anda tam hatırlamıyorum ama zamanında otel aktif çalışırken bir tane çocuk asansör boşluğuna düşüyor, bir kız çocuğu, ve ölüyor. Daha sonraki yıllarda da asansör, rivayete göre asansöre binen insanların omzuna dokunuyor veya televizyonlar açılıyor, kapanıyor falan. Bu tip böyle paranormal olaylar yaşanıyor otelin içinde ve artık otel işletmecileri buna kaldıramıyorlar ve otel kapanıyor. Ve bu çok uzun yıllar olmasına rağmen, o çok uygun bir fiyata, bu kadar güzel deniz kenarında bir binayı satmalarına rağmen kimse almıyor oteli yıllardır. Şu anda adadayız. Sağ tarafımızda okyanus, sol tarafımızda kanal. Yalnız acayip güzel bir yere benziyor burası ya yani. Lüks bir semtim burası. Şöyle, şu anda olduğumuz yer evet çok lüks bir yer. Çünkü okyanus kenarı olduğu için hala Lake Worth diye geçiyor. Fakat pizzayı yediğimiz yer, yani Lake Worth'ın downtown'u, ben geldiğimden beri burayı 10 yıldır sürekli diyorlar ki burası çok yükselecek, çok yükselecek. Fakat şöyle bir garip bir problemi var. Genelde bütün Florida, Florida Power and Light dediğimiz FPL kısaltması, bu elektrik şirketine bağlı ve çok fazla yere elektrik verdikleri için fiyatları gayet makul seviyelerde. Fakat Lake Worth olduğumuz yerin kendi elektrik üreten firması var ve elektrik fiyatları çok yüksek. İki odalı bir eve normal şartlarda, bir apartman dairesi, 50 dolar maksimum 70 dolar gelmesi gereken elektrik faturasına Lake Worth'te 200 dolarla 300 dolar arası para ödüyor insanlar. Dolayısıyla kiralar düşük bu sebepten dolayı ve insanlar taşınmıyor ve bir şekilde bölge gelişmiyor elektrik parasının yüksekliğinden dolayı. O işi eğer çözerlerse Lake Worth çok güzel bir yer olur. Bu dediğim sadece downtown için geçerli. Biz de Lake Worth'da oturuyoruz ama biz West'inde, yani batısında oturuyoruz. Bizde öyle bir problem yok ama doğusunda elektrikle ilgili ciddi bir sorun var. Bak şurayı göstermek istiyorum. Yavaş geçeceğim. Burası Lake Worth Belediyesi'ne ait bir golf sahası arkadaşlar. Şimdi bakın, burası sağ taraf, çekilen yer okyanus ön tarafı. Buraya koyduğun her bir ev şu anda 5 milyon dolarla 20 milyon dolar arasına satılır. Her bir parsel ev. Sol tarafımız zira kanal. Orası da 2 milyon dolarla belki 5 milyon dolar arasına satılır her bir koyduğunuz ev. Burada gelip şu anda 20 dolara golf oynuyorsunuz. Bu kadar büyük bir golf sahası. Okyanus ve kanalın ortasında. Adadayız yani şu anda. İnsanların hayatını güzelleştirmek için her yeri böyle parsel parsel yapıp satmıyorlar. İnsanlar gelip 20 dolara burada golf oynuyorlar. Belediyeye ait burası. İkinci destinasyonumuza geldik. Türkçe söyle hayat. Destinasyon dedim zaten. Ben de destinasyon diye algıladım beynimi. İngilizceden Türkçemize geçen veya Fransızcadan da geçmiş olabilir. Burası West Palm Beach'te. Downtown'a çok yakınız. Aynı zamanda benim inşaat ofisim de burada. Biz buraya çok sık zaten geliyoruz. Çok sık gelmiyoruz pardon. Birkaç kere geldik. Şimdi burada yiyeceğiz. Çok tatlı, sempatik bir mekan. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. Burada hayatta sipariş verip oturuyorsunuz, masaya getiriyorlar. Şimdi öbür tarafta trüflü yiyeceğiz. Bak burada da trüf yağlı var. Bir tane bundan söyleyelim, bir tane de cheese söyleyelim ama yemi çıkartalım içinden. Margarita'yı. Aynen, bir margarita, bir tane de mantarlıyı söyleyeyim. Çünkü orada da trüf mantarlı yiyeceğiz. En azından şey. Evet, karşılaştıralım. Çünkü öbür tarafta trüflü pizza yiyeceğiz. Bununla karşılaştırmamız güzel olur. İki tane klasik margarita söyleyeceğiz. Bakalım hangisi margaritası daha iyi. Margarita pizza 13 dolar, mantarlı pizza 17 dolar, sularda 3'er dolar, 2 kişi küçük soda.
şişe su alıyoruz. Toplam 38.40 ödedik buraya. Bahşişle beraber 6 dolar bahşiş bıraksak 44 dolara gelmiş oluyor burası şu anda. Burada tabii dilim pizza satmadıkları için tam pizza söyledik. Hava da şansımızda böyle hafif bulutlu, yakmıyor, çok güzel. Herkes elbisemi çok beğeniyor. Ben de beğeniyorum. Koy bir limon bakayım elbisemden. Tamam, aynen şimdi yapacaktım diye. Gerçekten çok iğrençtim. Ama niye beni ayırmışlar? Üçünüze limon koymuşlar, bana koymamışlar limon. Sen de elbise var diye. Belli ki bu elbiseyle bugün çok espri yapacağız. So what kind of pizza is this? What should we say? The wild shrimp, white pizza, mushrooms, truffle oil, and then the margarita. And what kind of cheese do you use? Any specific? Fresh mozzarella. Evet, pizzalarımız geldi. Bir önceki yediğimiz margaritadan çok daha farklı bir sunumda geldi margarita. Bu da peynirli, mantarlı, turuf yağlı bir pizza. Bunu bilerek söyledik. Başka pizzalar da vardı ama bunu burada gördüğümüz için bilerek söyledik. Çünkü en pahalı restorana gittiğimizde aynı turuflu pizza söyleyecektik. Onunla bunu karşılaştıracağız. Oranın margaritasını da karşılaştıracağız ama şimdi bunların tadına bakacağız. Yalnız taş fırından çıktı nasıl belli? Kenarları, menarları böyle evet. Of ya, of. Köyde yapmışlar gibi pizzayı, bakar mısın? Buraya yemek yani. Olsun. Tam böyle el yapımı, inanılmaz gözüküyor şu anda. Ben önce bunu deniyorum. Ben de bunu deniyorum. Sen onu dene. Gerçekten mi? Ben de bunu deniyorum. Of. Çok iyi. Ne brokolim ne bir şey. Bu da çok güzel. Domatesi hazır değil. İnanılmaz güzel bu da. Bunu merak ediyorum. Çünkü ben turuf yağını çok seviyorum. Turuf hissetmiyorsun. Yağını ya çok az koymuşlar pahalı olduğu için. Üstüne konuşmuşlar. Turuf. Domates sosu çok güzel. Şimdi ben de bunu deniyorum. Çok güzel. Bir mantarlı pizza. İkisi de 10 puan. Hamuru da çok güzel. Bu pizzalara 10 puan verdi. Öyle olacak. Yok, şu anda benim puanım bunu aldı. Yani iki ucuzu geçtik şu anda. Brokoli gerçekten yerim. Çok sevdim o pizzayı. Ama hani margarita klasik pizza olarak şu anda hani yediğimizden çok çok daha iyi. Evet, şu anda West Palm Beach'teyiz. Pizzamızı yedik. Palm Beach adasına doğru gidiyoruz. West Palm Beach şu anda Amerika'da en hızlı büyüyen şehirlerden bir tanesi. Çok fazla göç alıyor. Çok fazla yeni inşaat var. Dünyanın da dikkatini çekti çünkü New York'tan en büyük finans kuruluşlarından biri Goldman Sachs West Palm Beach'e ana merkezini taşıdı. Buranın vergi avantajlarından dolayı şu karşıdaki binada zaten. Hemen yolumuzu verelim. Burası da West Palm Beach'in downtown'u arkadaşlar. Burası bu cadde bir alışveriş merkezi gibi yönetiliyor. Burayı Related Group satın almış zamanında böyle yaptılar. Açık bir alışveriş merkezi gibi yönetiliyor bu cadde şu anda. Yakın bir zamanda buraları tanıyamayacağız. Gördüğünüz gibi burada yeni bir inşaat var, arkada var. Her tarafta lüks binalar yapılıyor şu anda. Şimdi de Palm Beach adasına gidiyoruz. En pahalı yerdeki en pahalı pizzamızı yemeye gidiyoruz. Burası şu anda Florida'nın hatta dünyanın en pahalı caddelerinden birisi. Gerçekten yani şu anda sezon olmamasına rağmen yine kalabalık. Her yerde güzel arabalar var ama sezonunda kışın daha çok şıklık falan inanılmaz. Yani millet köpeğine bile öyle şeyler takıyor ki kendi kıyafetinizden utanıyorsunuz. Bütün dünya markaları var. Yazın birçoğu kapanıyor bu arada. 3 ay kapalı olup kira vermelerine rağmen burada bulunmak bir prestij olduğu için mağazalarını kapatıp gidemiyorlar. Tüm dünya markaları var burada perakende olan. Palm Beach Adası'na geldik. Arkamız Bird Avenue, böyle pasajlar var. Ne oldu? Aklıma bir saçma bir espri daha geldi. Ne olur. Eyvah. Hayır, söylemeyeceğim. Oraya uzunlu, ben bu kadar özlü olmak istemiyorum. Yeşilliklerin içindeyim ya. Limonlu, yeşil çay. Bu videoyu burada kapatabilir miyiz? Bu elbiseyi giymeyeceğim. Tolga'yı kaybettik arkadaşlar. YouTube elveda. Bu elbiseyi giymeyeceğim bir daha. Tolga, bundan sonra bence beni tek alalım. Neyse. Evet arkadaşlar, Palm Beach Adası'na geldik. Bu iğrenç espriden sonra merhaba tekrardan. Bundan sonra kanalımız emlak ve yatırımlar hakkında. Burak Toplusoy diye değişiyor kanalımız bundan sonra. Ceyda ve Soğuk Esprileri diye ayrı bir kanal belki açabiliriz. Soğuk Espri sevenler Ceyda'yı takip edebilirler. Elbisede bir şey var galiba. Bir daha bu elbiseyi giymeyeceğim. Şimdi baştan alıyoruz. Palm Beach Adası'na geldik. Arkamız Bird Avenue böyle. Burada ufak pasajlar var. Bu bölge Amerika'nın en zengin,
ailelerinin oyun alanı gibi bir şey. Buraya geliyorlar. Genelde burada 12 ay yaşanmıyor. Burada yaşayanların New York'ta, Nantucket Adası'nda, Hamptons'da veya farklı eyaletler ama çoğu New York'lu evleri var. Yazlarını oralarda geçiriyorlar. Kış aylarını burada geçiriyorlar. Oralar soğuk olduğu zaman snowbird diyorlar burada yaşayanlara. Yani kar kuşu. Çünkü oralar kar olduğu zaman buraya göç ediyorlar. Burada yaşıyorlar. Bir arabalarını şey getiriyorlar. Bu kısımdan keseceğiz. Bence çok fazla bu kadar detay vermem. Burayı adam gibi anlatacağız çünkü. Çok burayı da buraya özel de ayrı bir video zaten çekeceğiz. Çok kısa bir detay olarak geçiyorum. Burayı ayrıca da size bu ada özelinde Palm Beach Adası özel bölümü olarak ben tek başına çekeceğim. Konuyu bir anda buraya. Tek başına Ceyda'nın esprileri olmadan ben burayı tek başına çekeceğim arkadaşlar. Size bu adayı komple gezdireceğim ama. Hayır şöyle. Gibi, hiç Amerika'ya benzemeyen bir yer burası. Hayır. Şimdi demesine lafını kestim diye. Gerçekten adayı başlı başına size gezdirmemiz lazım. Deniz kısmını, iç kısımları, her yeri. O yüzden çok detay versin istemedim. Sonuçta pizza videosu yapıyoruz. Buğra böyle hemen bilgi adam anlatmayı baktım kaptırdı gidiyor. O yüzden detay vermeyelim çok fazla. Hani onlar böyle diğer videomuzdaki anlatacağımız şeyler. O zaman şimdi sizi Ceyda'nın esprileriyle baş başa bırakıyorum. Buyurun Ceyda Hanım. Yaptım daha fazla bilmiyorum şu anda. Aklıma var bir şey, bir şeyler çıkar ya senden. Çıkmaz. Bugün modundasın. Yok hayatım işte bu limonlarda bir şey var. Peki hadi gidelim o zaman gel. Yürüyün. Ne espriler o ya, ne espriler. Bugün ne oldu sana hayatım? Ha? Ne oldu bugün? Bir şey mi düştü kafana? Ha? Yere falan mı düştün bana söylemiyorsun? Korkmayayım diye. 10 gündür dışarı çıkmadım ya. Böyle oksijen çarptı herhalde. Evet. Allah Allah. Normalde bahçesini size göstereceğiz ama şu an inanılmaz sıcak. Hamurları da yedim tabii. Hem bahçede oturup yemek yiyemeyeceğim sıcak sıcak pizzalar hem de gerçekten çok sıcak. Trüflü pizza bir de normal margarita söyleyeceğiz. Biz bu iki pizzasını burada hiç yemedik seninle. Florida'nın kışında hava böyle 20 derece ile 30 derece arası olduğu zamanlar Ceyda burada deniz mahsullü bir çorba içiyor. Güzel bir çorbası var. Ben genelde pizza yiyorum. Bir de çok güzel deniz mahsullü salatası var. Evet o salatası da inanılmaz güzel ama ben bir tane şimdi artık salata söyleyeceğim. Gerçekten salata yemek istiyorum ama dediğimiz gibi pizza söylüyoruz. Artık insanlar diyor ki bence kanalınızın adını değiştirin lütfen diyorlar zaten yani. Zaten bugün senin esprilerinden sonra kanalın ismi otomatikman değişti bence. Kanalın adını Ceyda Buğra yapalım mı o zaman ankete? Anket yapalım. Ankete bekliyoruz. Bekliyoruz. Bence şöyle bir şey yapalım. Zaten ilk gittiğimiz pizzacıda peynirli iki tane pizza yedik ve brokoli pizza yedik. Diğer ikinci pizzada yine peynirli pizza yedik. Margarita ve truflu böyle mantarlı bir pizza yedik. O kadar çok pizza yedik ve söyledik ki aslında burada margarita söylemeyelim. Truflu pizza söyleyelim. Değişik olsun. Yani hem de diğer tarafta da bakarız, karşılaştırırız. Çünkü bir de yiyemeyeceğiz ve ziyan olacak. Boşuna da atmayalım. Hiç gerek yok diyorum bence. O yüzden başta her pizzacıda yediğimiz pizzanın tadı farklı. Öyle kıyaslarız. Şöyle söyleyeyim. Pizzanın ismi Tartufanero. $48. İçinde evet. Trüf mantarı var. Bahşişini de koyduğunuz zaman aşağı yukarı bu pizza size $54-56 falan oluyor. Bir pizza. Evet. Bir pizza o şekilde geliyor. Çok daha pahalı pizzalar var. Böyle şov amaçlı hani yapılan var ya böyle altın kaplıyorlar falan. Üstüne garip garip şeyler koyuyorlar. Onları ben yemekten veya yani şey anlamında gerçek anlamda her dakika yiyebileceğiniz yemekten saymadığım için öyle bir şey göstermeye gerek duymadık. O işin tamamen şovu çünkü yani gidip de $200'lık altınlı pizza yemeyeceğinize göre günlük olarak ama trüf seven birisi bunu ayda bir falan yani normal restoran olarak gelip burada yiyebilir. İşin şovuna kaçmadık yoksa $230'lara altın kaplamalı pizza var başka bir mekanda oraya gitmedik. Yani. Bence bir şey söyleyeyim mi? Onlar böyle çok şov amaçlı yapıldığı için bence o kadar lezzetli de değiller. Boşa yani. Restoran gündeme bana gelsin. Öyle geliyor. Çıksın. YouTube'da millet çeksin falan diye restorana reklamı olsun diye yapılmış şeyler bence. Biz o şova alet olmak istemedik. Normalde kendi misafirlerimizle getirdiğimiz bir yere geldik. Evet salatamız ve patates kızartması geldi. Görüyorsunuz üstünde böyle tarafında kalmıştım. Aydır. Mantarlar var. İnanılmaz lezzetli. Ama gerçekten yani mideme yeşillik girmesi gerekiyor artık. Yemekten yoruldum. Sıcaktan yoruldum. Bittim. Bir de senin esprilerin üstüne iyice ne yordu beni. Çok acayip. Acayip yorucu bir gün geçiriyorum. Haydim uyumak istiyorum bu videodan sonra, bu bölümden sonra. Of pizzamız geldi. Mis gibi kokuyor. Pahalı ya daha böyle saygı duydum şu anda bize. Ne alakası var? Açılışı yapıyorum. Güzel ama çok yağlı. Yani orta halde yediğimiz pizzada ki durum ya mantarlı pizza, truflu pizza çok daha iyiydi. Çok yağlı. Ve ekmeği böyle çok iyi değil. Gluten free mi yaptılar acaba ekmeğiyle bunu? Hayır. Gluten free'si farklı. Gerçekten hamurunu hiç sevmedim. Cevap verecek misin?
videolarda çok konuşuyorum ya. Konuşmayacağım, yorum yapmayacağım bu videoda. Sen ne? Az önce Buray'a dedim ki, bu konuşuyorsun bazen videolarda. Yani çok seviyor detay. Şimdi ben de anlatmayı seviyorum. Ben çok detay anlat, yani detay böyle sevmiyorum. Karşı taraf bence yoruyor. Ama Buray tam aksine çok böyle uzun ve detay anlatmayı sever. Çok konuşuyorsun dedim şimdi. Detay anlatmayı sevmem. Detay dinlemeyi sevdiğim için. Konuşmama ben, kararı veriyor. Bir şey dinlerken detaylı dinlemeyi sevdiğim için ben de detaylı anlatıyorum. Ekim sıkıldığı yeri keser diye. Pizza ile ilgili yorum yapmıyorum hocam. Peki. Ben yaptım yorumumu. Yapacağım tabii ki. Bu paraya değmez. Kesinlikle değmez. Bu pizzacı da 20 dolara, 18 dolara, 35-30 dolarlara çok daha güzel pizzalar var. Yani bu paraya bir daha ben bu pizzayı yemem. İyi ki de yememişim bugüne kadar. Çok yağlı bir kere. İlk geldiğimde burada bu pizzayı yeseydim bir daha buraya büyük ihtimalle gelmezdim. En iyi pizzası buysa öbürlerine derdim. Kötü mü değil. Değil ama bence... Değil. Ama böyle yağ damlıyor. Ben hiç sevmem öyle şıpır şıpır yağ damlamasını. Peynir, sos falan damlasın da böyle zeytinyağı veya trüfyağı neyse. Hoşuma gitmedi. Bu ne biliyor musun? Trüfyağı içine var ama trüfyağını herhalde fazla koymak istemiyorlar. Zeytinyağı ile beraber karışıp dökmüşler. Çünkü çok yoğun bir zeytinyağı kokusu alıyorum. Yoğun yoğun. Ama dediğim gibi Burhan'la biz daha önce burada çok güzel pizzalarını yedik. Çok daha lezzetli. Bunu yememiştik. Hatta dediği gibi de ilk yeseydik yemezdik. Bu paraya bu pizza değmez. Gerçekten değmez. Burada daha farklı pizzalar yenebilir. Daha düşük fiyatlı. Yemin ediyorum. Mide fesatlı geçiyorum. Elbisem X-small birazdan patlayacak yani medium'a doğru gidecek. Ama hala bir yandan da salata yemeye çalışıyorum böyle midemi bastırsın diye. Bu arada pizzayı yemiyoruz arkadaşlar. Yani o kadar yağlı geldi ki doymaktan dolayı falan değil. Hakikaten yenecek gibi değil. Yani tabak yağ oldu zaten bakın. Ama tabii şimdi bu pizzayı yemeyeceğiz. Ziyan olmasın. Biz bunu alalım kutuya. Bunu yolda bir insana ihtiyacı, yemek ihtiyacı olan birine takdim ederiz. Çünkü hiç dokunmadık. Zaten kestik tertemiz. Hani çok dokunsaydık zaten öyle bir şey yapmazdım. Ama bu kısmı gerçekten full duruyor, tertemiz. Bunu kutuya koyup o şekilde ikram ederiz. Hem de pizzamız ziyan olmamış olur. Olur. İçeride görüyorsunuz çok tatlı bir domuzcuk var. Yürüyor. Demin gösterdiğimiz yer aslında bir ev ve evin evcil hayvanı. Şimdi diyeceksiniz ki ben biliyorum. Aa domuz diyeceksiniz. Bir sürü şey yorumlar yazacaksınız ama hayvanın ne günahı var? Onlara gelip laf söyleyene kadar bir sürü söyleyeceğimiz laflar var. O da bir canlı, o da bir hayvan. Ama çok güzel besliyorlar. Bazen görüyorum gezdiricisi var onu gezdiriyor. Elle bazen böyle krakerle falan oluyor gezdirenin yanında. Sevebilir miyiz dediğimizde sevdiriyorlar. Bazen kraker uzatıyoruz. Kadının verdiği krakerlere. O şekilde bu evin o da evcil hayvanı. Demin evin içine için beyefendi onu çıkartıyor gezdirmeye. Hey! Buraya hey baby! Bye! Belli çok yaşlanmış. Böyle değildi. Bayağı gayet güzel bir şekilde yürüyordu. Bura artık çok yaşlanmış. Belli üstündeki derisi falan da böyle kabuk kabuk olmuş. Zaten hem sıcaktan muhtemelen yürüyemiyor hem de yaşlılıktan. Evet. Yedik, yedik, yedik. Gerçekten bugün çok fazla yedik. Artık nefes alamıyorum. Oh. Şimdi son değerlendirmemizi yapalım. Videomuzu da kapatalım. Bence ilk gittiğimiz ucuz pizzacıdaki brokoli pizza muhteşemdi. Margaritasını sevmedim. İkinci gittiğimiz pizzacıdaki margarita evet güzeldi ama mantarlı ve trüflü pizzası gerçekten çok güzeldi. Üçüncü pizzacımızda yediğimiz trüflü pizzayı gördünüz. Yemedim, çok yağlıydı. Belki başka bir pizza yeseydik yani daha önceki yediğimiz pizza yeseydik size güzel derdim. Ama biz de yemediğimiz bir pizzayı denemek istedik. Pahalı olanı seçtik içinden. Onu yedik. Ama o paraya değmezmiş. O yüzden benim hani mantarlı pizzalardan tercihim ikinci yediğim mantarlı pizza ama brokoli benim için favori oldu gerçekten. Benim için de şöyle zaten söylemiştim inşallah ilk pizzayı en çok beğenmem diye. Aynen Ceydan dediği gibi brokolili pizzayı çok beğendim. Margaritası ve kalın Sicilya pizzası yani tercih etmem. Orta fiyattaki pizzada hem margaritayı çok sevdim hem mantarlıyı çok sevdim. İkisine de bayıldım. Burası pahalı olan pizzacı geldiğimiz sık sık geldiğimiz bir mekan. Belki burada en pahalısını değil de dediğimiz gibi normalde yediğimiz pizzaları yeseydik orta pizzacıyla benzer bir fiyatta olacaktı. Bir favori pizzacım burası olacaktı. Fakat onu yemedik. Ama ortam olarak konuşursak tabii ki burası. Hem içerisi ama dışarıdaki ortamı yani bu avluda yemek yiyorsunuz. Çiçekler, böcekler, şemsiyeler. Bölge
çok iyi bir bölge olduğu için herkes tiril tiril şık şık gelmiş burada yemeğini yiyor. Doğal olarak o ambiyansı olarak tabii ki birinci tercihimiz. Eminim sizin de öyle olmuştur izlediğiniz zaman. Ama sadece pizza konuşuyorsak orta fiyattaki pizzacıdaki mantarlı pizza favorim. Birinci pizzam o. Evet, kararımızı verdik. Sizler de böyle görsel olarak yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Bize abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Bol bol kalpler gönderin. Bizlerden size kocaman kocaman kalpler, öpücükler. Görüşmek üzere haftaya. Lütfen artık yemek yemeyin diye yorumlar yazın. Biz de yemek yemeyelim. Yani kilo vereceğim dedik için pizzası, şusu busu. Olmadı. Şiştim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek üzere. Sevgili izleyenler, Ceyda da ben de sürekli istatistiklere bakıyoruz. Abone olmadan izleyenlerin sayısı abone olup izleyenlere göre oldukça fazla. Bu durum Ceyda'yı özellikle çok üzüyor. Lütfen, ne yapıyorsun yine burada? Lütfen hanımımı üzme. Bizi abone olup izleyin. Bir şey çevirmiyorum. Anladım. Yine 2 dakika kayboldum. Kaçta gözle arası kamerayı ele geçirdin. Sohbet mi ediyorsun? Evet. Neler söyledin? Anladım, izlersin. Videoda izlersin. Peki, gerçekten bilmiyorum zaten. Beni bırakmışlar. Çıkmışlar, yürümüşler. Neyse, onlar bizi dinler. Göreceğiz bakalım.